Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Devam edeceğiz eğitimimize temel devre komponentlerinden. Basitten başlayarak gelişmişe doğru gideceğiz. Her türlü devre elemanını robot yaparken, başka bir proje yaparken kullanmak istediğimiz, kullanabileceğimiz devre elemanlarının temellerini öğreneceğiz beraber. Öncelikle pil ile bak. Enerji sağlayan, güç sağlayan, potansiyel farkından ötürü devrede akım oluşmasını sağlayan komponentimiz, yani hepinizin bildiği bir şey zaten. Ama pillerin çeşitleri var. Bakın şema edilişte nasıl bu şekilde. Bir sürü pil çeşidi var aslında. İşte 9 voltluk pil, ondan sonra kalem pil, karbon piller. Onun dışında lityum iyon piller, lityum polimer piller. Bunların hepsini işte farklı amaçlarla kullanılıyor bunlar. Farklı amaçlarla avantajlarından yararlanılıyor diyeyim. Yani yapacağınız işe göre kullanacağınız pili değiştirmeniz gerekebiliyor. Burada bir lipo pili görüyorsunuz. Lipo lityum polimerin kısaltılmış hali aslında. Lipo pili neden kullanıyoruz? Lipo pilin farklılığı ne? Lipo pil hücrelerden oluşuyor. Bu nedenle de bize birim zamanda daha çok güç sağlayabiliyor. Ve şarj edilebilir bir pil. Şöyle birim zamanda daha çok güç sağlayabildiği için bize çok akım gerektiren işlerde biz lipo pili kullanabiliyoruz. O yüzden mesela motorlarımızı çalıştırırken genelde robotlarda lipo pil kullanıyoruz. Bu da 9 voltluk bir pil gördüğünüz gibi. Bunun ucuna soket takarak bağlayabiliyoruz devrelerimize. Multimetre. Multimetre nedir? Multimetre bizim akım, direnç, değerini bilmemiz gereken herhangi bir niceliği ölçmemizi sağlayan alete diyoruz aslında multimetre. Bu multimetre nasıl çalışıyor peki? Özellikleri neler? Üzerine bir sürü yazı var. Neresiyle neyi ölçebiliriz? Şimdi bunları anlatacağım. Tabii ki her aletin üzerindeki işte pozisyonlar, tuşlar değişiyor ama genel olarak sembolleri zaten aynı. Bir tanesini öğrenirseniz diğerlerini anlayabilirsiniz rahatlıkla. Öncelikle yani bunu istediğiniz yöne doğru açabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor. Burada gördüğünüz voltaj ve çizgi altına 3 tane nokta olan kısım doğru akım devrelerindeki gerilimi ölçüyor. Ondan sonra yanında dalga işareti olan voltaj ise alternatif akım devrelerinde voltaj ölçmemizi sağlıyor. Onun dışında ohm sembolü olan kısımda direncimizi ölçebiliyoruz. Şurada diyot ve kısa devre modumuz var. Onun altında tekrardan doğru akımı ölçebildiğimiz kısım geliyor. Bir çizgi ve gene 3 nokta var altında. Ama bakın burada küçük değerler ölçebildiğimizi görüyoruz. Küçük akım değerlerini ölçebilmek için bu kısmını kullanıyoruz devrenin. Sonrasında daha büyük akımları da ölçebiliyoruz bu arada. Onun için de mesela nereye almanız gerekir? 10 amper olan kısmı almanız gerekir. Ama şöyle ki yapacağınız bu gördüğünüz kabloların adı prob kabloları. Bu kabloları ölçeceğimiz değere göre alttaki yerlere takmamız gerekiyor. Kom her zaman eksi yani siyah kablomuzu bağladığımız yer. Kırmızı kablomuzu ise ne ölçeceksek ona göre bağlıyoruz. 10 amper, bakın üzerinde 10 amper maksimum yazan kısım büyük akımları ölçtüğümüz zaman kullanabileceğimiz kısım. En fazla bakın 250 volta dayanabiliyormuş yazıyor. Fuse da işte sigortalanmış demek. Yani sigorta var içinde bu multimetrenin içindeki devrede ve 250 volta kadar dayanabiliyor. Ve 10 saniye dayanabiliyor 250 voltada maksimum.
Burada yazıyor bakın. Yan tarafta da ohm kısmı var bakın. Ohm amper kısmı. Ohm ve miliamper bakın. Voltajı da ölçüyor aynı zamanda. Voltaj ölçeceğim zaman, direnç ölçeceğim zaman ve küçük akımlar ölçeceğim zaman sağdaki kısma bağlıyorum. O kısımda bakın en fazla 200 mili 2000 mi 200 miliampere dayanabiliyor ve 250 volta dayanabiliyor. Bu şekilde bunlara dikkat ederek kullanmamız gerekiyor multimetreyi. Multimetreyi kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz peki? Ya mesela atıyorum bir devre kuracağız. O devreye işte ya bir kΩ direnç gerekiyor mesela. Ve ondan daha düşüğünü bağlarsanız zarar görecek devre atıyorum. Ya da işte kullanacağınız pil bitmiş mi bitmemiş mi mesela. Bazen hani önceden çalışan robot veya devre bir anda çalışmamaya başlıyor ve sebebini anlamıyorsunuz. İşte pilin bitme olasılığı var falan. Hop buradan açıyorsunuz. Bu şekilde çok önemli bir alet. Kullanılabilmek de çok önemli. Power supply'ımız var burada. Power supply da bize akım ve voltaj sağlıyor. Yani her cihazın şeyi, tuşları, modları, ayrıntıları tabii ki farklı oluyor. Ama genel olarak hepsi bize voltaj sağlıyor ve kullanımları basit. Zaten işte ekranları oluyor. Ekranda ne kadar voltaj aldığınızı görebiliyorsunuz. Doğru kullanmak önemli tabii bu cihazları. Multimetreyi mesela ters bağladığınız zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Çünkü zaten enerji almıyorsunuz. Atıyorum voltaj ölçüyorsunuz. İşte artı eksi eksi artıya tuttunuz yanlışlıkla. Voltajı eksi görürsünüz. Yani tek farkı bu olur. Power supply'ların da işte model model daha ayrıntılı neresinden hangi tuşu ne işe yarar falan filan bakmak istiyorsanız araştırabilirsiniz. Burada bir tane power supply'ın ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bir videoyu ekledim. Slaytlara linklerini eklediğim videoları da izlerseniz size çok faydası olacaktır. Bu da pil yatağımız. Yani normalde zaten herhangi bir elektronik cihazı açmışsanız veya açmamışsanız kesinlikle gördüğünüz bir cihaz olduğunu düşünüyorum daha önceden. Cihaz bile değil yani bir alet bizim kullandığımız. Tabii buna da gene düz bağlamanız gerekiyor pillere. Zaten bakın artı eksi ifade edilmiş. Eksi yaylı olan kısma denk gelmesi gerekiyor. Artının düz olan kısma denk gelmesi gerekiyor. Ona dikkat ederek bağlamanız lazım. Onun dışında mesela işte iki ayrı pil yatağına ikişer ikişer pil takarsınız. Paralel bağlarsınız, seri bağlarsınız. Bunlar zaten lisede gördüğümüz bilgiler. İşte seri bağlayacak olursanız ne yapıyorsanız onun kırmızı kablosunu öbürünün siyahına siyahında işte şey birbirlerine siyah ve kırmızıdan bağlıyorsunuz bunlara ve böylece ne yapıyorsunuz sonradan da devreye bağlıyorsunuz bir tane kırmızı bir tane siyah çıkmış oluyor iki tarafından paralel bağlayacaksanız da ne yapıyorsunuz tam tersi siyahlarını ve kırmızılarını birbirine bağlayıp onları beraber götürüyorsunuz nereye götürecekseniz. Evet, kablolar. Bir sürü kablo türü var yani. Normal bakır tel alıp onu makaronla kaplayıp kendiniz de şey yapabilirsiniz. Makaronanın şey plastik yani etrafında getirebildiğimiz. O şekilde kendi kablolarınızı oluşturabilirsiniz. Onun dışında bakın burada krokodil denen kablo var. Böyle kıstırmalı olanlardan. Ya hepsi dediğim gibi farklı amaçlarla kullanabiliyor. En çok kullandığımız şey ama bizim ne jumper kullanıyoruz. Robotlarda, basit robotlarda en azından. Alt takımlarımızdan daha ayrıntılı projeler işte kart çıkaranlar falan direkt zaten metal teller kullanarak ya da devre kartını çıkarıyorlar yani. Onun içinde zaten metali oluyor. Yani herhangi bir şey çıkarttınız ya mesela bir kart çıkardınız. Elektronik cihazın üzerinde böyle çizgiler çizgiler görüyorsunuz değil mi? Onlar aslında o kartların üstündeki asıl neler? İşte teller yani içinden o şekilde geçiyor. Bu kablo jumperların türleri var. Bakın bu jumperların erkek dişi ucunda kablo olan kısımlar erkek uçlar oluyor. Bu erkek dişi kablolarımız var. Erkek erkek kablolarımız var. Dişi dişi kablolarımız var. Bunlar gene dediğim gibi kullanacağınız yere göre değişiyor. Bazı kartların işte
erkek bağlayabileceğiniz kısımlar oluyor. Bazılarının dişi bağlayabileceğiniz şeyler oluyor, pinler oluyor. Bazen mesela kabloyu uzatmak istiyorsunuz. İşte erkek erkek bir kablonuz var ama daha uzak bir yere yetişmesini istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onun için bir tane dişi erkek ekliyorsunuz. Böylece uzatabiliyorsunuz falan filan. Yani bunlar basit kısımlar. Breadboard'umuz var. Breadboard nedir? Breadboard bizim kolaylıkla devre kurabilmemizi sağlamak için yapılmış hazır şemalar aslında. Nasıl oluyor? Nasıl kullanıyoruz breadboard'u? Birincisi. İkincisi de hani böyle kullanabilmemizin sebebi ne? Şimdi bakın, beşli beşli A, B, C, D, E diye gördüğümüz kısımlar var, değil mi? O beşli kısımların her biri birbirine bağlı. Üzerindeki o beyaz katmanın altında bir tel var. Metal bir tel. O beşlinin altında. Aynı şekilde her beşlinin altında birer metal tel var. Üstlerinde de delikler var. Yani ne olur? Ben buraya şuradan ve şuradan iki tane kablo değdirdim mesela. Nasıl olacak? İki tane kabloyu değdirdiğim yerde aynı tel üzerinde olduğu için birbirine bağlamışım gibi olacak, değil mi? O yüzden de breadboardlar bizim devreleri kurmamızı kolaylaştıran şeyler. Bu deliklere istediğimiz gibi kablolarımızı bağlıyoruz. Mesela işte ne yapacağım? Şuradaki teldeki mesela kaçıncı tel olsun? Burada numaraları da var. Bakın birinci şeydekine geleceğim, burada 40'ıncıya bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? Bu kabloların iki ucunu birbirine lehimlememe gerek yok. Breadboard'um var daha kolay olsun diye. Hem lehimleyip onu sökmekle uğraşmayacağım. Metaline bir zarar vermeyeceğim. Saplayacağım, çıkaracağım yani. Bunun sebebi, böyle olunca da ne oluyor? Yani Lego yapar gibi yani değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla ve neyi nereye bağladığınızı daha güzel görebiliyorsunuz. İşte birinci teldeki bir şey mesela onun ilk de A deliğine koymuşum. Ne yapacağım? 40'taki C'de olan bir şeye bağlayacağım. Oradakini alıp 40'taki 40 sütununda herhangi bir yere bağlarsam oluyor zaten. Onun dışında bakın şurada kırmızı ve mavi çizgi var artı eksi. Orada da beşliler var. O beşliler de birbirine bağlı. Bir farkı var mı? Yok. Sadece hani kenarına konulmuş ki artı eksileri orada birleştirin ve şey yapın yani pile falan oradan bağlayın diye kolaylık sağlanmış açıkçası. Başka bir şeyi yok, fark yok. Mini breadboardlar var, büyük breadboardlar var. Nasıl bir proje yapacağınıza bağlı. Eğer peki biz breadboard kullanmayacağız. Bir kart tasarlayacağız veya işte daha kompakt bir şey olsun istiyoruz. Hani bir sürü bağlantı yani bir sürü jumper istemiyorum. Kalabalık istemiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman yapacağım şey de bakın şurada devre kartları var. Bakır rengi olanlar. Bunların üzerinde delikler var ve bu deliklerin etrafında böyle halkalar görüyorsunuz aslında. Metalden oluşan. Bu metal ne yapıyor? Elektriği iletebiliyor zaten. Siz oraya herhangi bir metal telinizi ne yapabilirsiniz? İşte bakır telinizi iki tane deliğin arasına kıvırarak koydunuz atıyorum. Sonra lehimliyorsunuz o şeyleri, telleri ve birbirine bağlı iki nokta elde etmiş oluyorsunuz. Devreleri küçültüp 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 bu şekilde de kurabilirsiniz yani. Ayrıca lehim yapmak ne demek? Lehim dedim ama açıklamadım. Lehim yapmak ne demek? Metali eritip bir kabloyu bir yere sabitlemek demek. Bunu da ne aracılığıyla yapıyoruz? Bakın burada havyamız var. Havya sıcak hava üflüyor. Kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşte eldiven kullansanız hatta en güvenlisi. Onun dışında mesela nasıl yapacağınızı tam olarak anlatmam gerekirse havyayı tutuyorsunuz. Lehim telimiz var burada bakın. Lehim teli kolaylıkla havaya tuttuğumuz zaman eriyebilen ve işte lehim yapmak için üretilmiş özel alaşımlardan oluşuyor. Bakın bu lehim telini alıyorsunuz, tutuyorsunuz ve havayı da tutuyorsunuz.
Sonra havyayla tuttuğunuz lehim telinin ucunu aynı noktaya denk getiriyorsunuz ve lehim telini ittirmeye başlıyorsunuz. Başka şeyleri de var, hani taktikleri de var. İşte lehimi önceden eritip ondan sonra da sürebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bunlar tabii işte nasıl bir yere lehim yaptığınıza da bağlı. Güzel lehim yapmak niye önemli? Yani niye böyle ayrıntılardan bahsediyorum şu an? Şu yüzden önemli. Güzel lehim yapmak şu yüzden önemli. Diğer şeylere bağlantı hatası olursa, yani değmemesi gereken bir yere o metale eğer değerse, bu sefer sıkıntı oluşuyor. Atıyorum, ne yaptınız? Artı eksi birbirine bağladınız. Kurduğunuz tüm devre çöp oldu. Yani artı ile eksiği bilerek birbirine bağlamazsınız zaten, ama yaptığınız lehim mesela geniş oldu atıyorum, diğer metale de değiyor. Bu şekilde kısa devre oluşturuyorsunuz. Diğer her şey çöp oluyor yani kurduğunuz. Onun dışında orada soldier paste var, bakın. Ne demek bu? Lehim pastası. Lehim pastasını lehim yapacağınız deliğin oradaki şeylere sürüyorsunuz açıkçası. İşte metallere sürüyorsunuz. Sebebi ne? Eğer oksitlenme falan varsa o metallerde, onu gideriyorsunuz. Daha temiz, daha düzgün bir iş çıkarmış oluyorsunuz yani. Burada da lehim pompası var. Bir lehimi sökmek istiyorsunuz atıyorum. Tekrardan havyayla onu eritiyorsunuz. Bu lehim şeyiyle de, pompasıyla da basıyorsunuz. O vakumlayıp çekiyor lehimi. Güzel lehim yapabilmek için pratik yapmak önemli. Buraya da bir video ekledim. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor, noktaları veriyor. İzleyebilirsiniz. Evet, şimdi dirence geldik. Direnç nedir? Direnç bizim iki ucu arasında, ne demiştik? Bir önceki videoda da bahsetmiştik zaten. İki ucu arasında voltaj farkı oluşturan, elektriğin geçmesini zorlaştırdığından ötürü voltaj farkı oluşturan komponentimizdir. Peki biz bunu niye kullanıyoruz? Bazı cihazların çünkü gereğinden fazla akım almaması gerekiyor. Ve biz bunu düzenlemek için bir takım dirençler kullanıyoruz. Hani şöyle, mesela bir oyun oynadığınızı düşünün. Bir parkur oluşturuyorsunuz. Bazı yerlere engeller koyarsınız ki işte şey, mesela bazı yerlerde yolu tıkamak istersiniz. Bazı yerlerde zorlaştırmak istersiniz. Bazı yerlerde o tarafa değil bu tarafa gitsin istersiniz mesela. Direnci de biz elektrik devrelerinde aslında bunun için kullanıyoruz. Şimdi bu dirençlerin üzerinde bir takım çizgiler var. Biz nasıl anlayacağız mesela işte şeyin, direncin kaç ohm olduğunu? Ve atıyorum işte bize şu kadarlık bir direnç lazım dendi. Biz bakıyoruz dirençin üzerine, renkler var, sayılar yok. Nasıl anlayacağız? Bu sayılar aslında bize bir şeyleri kodluyor. Bakın, birinci şerit neyi ifade ediyor? İlk basamağı ifade ediyor. İkinci şerit ikinci basamağı, üçüncü şerit üçüncü basamağı. Burada gördüğünüz renklerin karşılıkları yazıyor zaten. Dördüncü şerit ise bize katsayıyı anlatan şerit. Bakın burada üç tane şerit, yanında dördüncü bir şerit görüyorsunuz değil mi buradaki dirençlerde? Bu dördüncü şerit ne renkse o katsayıyla bunu çarpıyorsunuz. İşte 10 ve 10 üzeri 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 yani. Sonra burada beşinci şeritimiz var. Beşinci şerit de tolerans demek. Tolerans ne demek? Yani bu tamam, bu ohmda diyorum ama atıyorum işte 1000 ohm bu. Ama bu 1000 ohm değil aslında. İşte atıyorum işte ne, turuncu şerit çizmişim beşinci şerite. İşte şey, turuncu şerit ne diyor bana? Artı eksi %3 bunun toleransı var diyor. Yani ne olabilir? 970 olabilir veya 1030 olabilir diyor. Bunun onu, ona da dikkat et diyor. Beni uyarıyor burada. Altıncı şeritte sıcaklık katsayısı. İşte hangi sıcaklığa dayanabildiği ya da işte ne bileyim onu kastediyor olması lazım. Evet, şimdi bir diğer komponentimiz olan Reos'ta geldik. Reos'ta nedir? Ayarlanabilir dirençtir. Bunu zaten gördük hepimiz daha önceden. Bakın burada da dirençlerin şema edilişleri var. Bu normal direnç, bu da normal direnç, sabit direnç. Şey altında yazıyor zaten, değişken direnç, yani Reos'ta ile ayarladığımız direnç bakın. Potansiyometrede bu şekilde gösteriliyor.
Potansiyometrede ne gene direnç de çalışıyor ama voltajı kontrol ediyor bu sefer. Şimdi kapasitör, kondansatör ve sığaça geldik. Bu üçü birbirinden farklı şeyler mi? Hayır. Bu üçü de birbirinin aynısı. Bir sürü şekilde kapasitör görebilirsiniz. Kapasitör ne iş yapar onu da açıklayacağım. Bakın şöyle yuvarlak yuvarlak olabilir, böyle olabilir, dikdörtgen olabilir, kartlaştırılmış olabilir. Kartlaştırmak ne demek? Kartlaştırmak mesela atıyorum siz onu ayrıyeten kendiniz kullanacak olsanız ona işte ne bileyim başka şeyler işte transistör bağlayacaksınız falan filan bir şeyler bağlayacaksınız. Çıkışları falan hep karışacak. Bir sürü kablo girecek işin içine falan filan. Bu olmasın diye bazısından böyle kartlaştırılıyor ve iki çıkış falan veriliyor ve o iki çıkışında nereden o iki çıkışı da nerelere bağlamanız gerektiğini devre şemalarından bulabiliyorsunuz. Ve daha kolaylıkla kuruyorsunuz devreleri. Peki kondansatör ne yapar? Kondansatör bizim için geçici bir şekilde elektrik yüklerini depolar aslında. Birbirinden ayrı iki tane levhası vardır. İşte o şekilde ne yapıyor? Depoluyor elektrik yüklerini. Pil gibi bir görev görüyor aslında. Sadece kısa süreli, daha kısa süreli işi öyle açıklayabilirim basitçe. Daha ayrıntılı dinlemek için buradaki videoyu izlemenizi istiyorum. Ne kadar araştırsanız o kadar bilgiye ulaşırsınız zaten. Bunu zaten hepimiz liseden de biliyoruz. Lise müfredatında olan bir konu. Ne kadar işte şey levhalar birbirine yaklaşırsa yani kondansatör aslında ne kadar incelirse o kadar şey oluyor. Mesela bu daire kondansatörlerde işte alanını genişletmek için levhanın ne yapmışlar? Daire şeklinde yapmışlar. Birinci ve ikinci katmanı. Birbirine dediğim gibi ne kadar yakın olursa o kadar yüksek enerji sağlayabiliyor. Hatta zamanında Samsung'un bir tane telefonu işte çok ince yani çok yüksek güçlü bir batarya, çok yüksek depolama gücü olan bir batarya üretilmiş telefon için birbirine çok yakınmış levhaları, incecikmiş. Ama bu kadar yakın olduğu zaman da bir risk oluşuyor. İki tarafın yük oranı farklı, bir taraf artı bir taraf eksi ve birleşirlerse patlama riski var. İşte çok yakın olduğu için bu bataryalar patlıyormuş ve sonradan toplatmak zorunda kalmışlar falan diye bir hikaye var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Örnek vermek için anlatmak istedim. Bu da kondansatörün temadilce. Şimdi indüktöre geldik. İndüktör nedir? İndüktör bobindir aslında. Bobinler biliyorsunuz hep manyetik alanla, manyetizmayla zaten alakalı konseptler. Ne oluyor? Neden kullanıyoruz biz indüktörleri devrelerimizde? Neden kullanıyoruz? Şöyle bir sebebi var. Bazen anahtarlama yapıyoruz biz bunları kullanarak. Anahtarlamak ne demek? Açmak, kapamak demek aslında. Normalde işte akım vermeye başladığımızda öz direnci bunun yüksek oluyor. Sonra manyetik sebeplerden ötürü direnci azaldığı için üzerinden çok daha fazla akım geçmeye başlıyor ve devredeki diğer kısımlar kısa devreden dolayı çalışmamaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Üzerinde bir voltaj depoluyor. Kısa süreli de olsa indüktörler. Sonra işte biz bu voltajı da kullanabiliyoruz. Yani aslında kondansatör gibi bir görev görebiliyor. Yani kısa süre, daha, sadece daha da kısa süreli. Kısa süre için o yükü manyetik alanla depoluyor ve manyetik alanla işte elektrik depolamış oluyor. Böylece devreye elektrik sağlayabiliyor falan. İşte anahtarlama voltaj işte dağıtımında falan filan. Bazı değişikliklere gitmek istediğimiz zaman devrelerde bunu kullanabiliyoruz. Bu da indüktörün devre sembolü. Diyotlara geldik. Diyotlar aslında inanılmaz derecede önemli. Neden önemli? Çünkü diyotlar akımın bir yönde gitmesini sağlıyor. Ve böylece devrenin kalan kısmında artık ne kurduysanız belli bir şartı sağlayana kadar diyotlar o yöne akımı geçirmez. Sağladığında da o yana akımı geçirir gibi düşünebiliriz basitçe. Bunu biz ne için kullanabiliyoruz? Sensörlerde kullanabiliyoruz. İşte mesela ileride de bahsedeceğim.
Burada LED nedir? Mesela bir diyottur. Light emitter diyot. Yani ne demek? Işık saçan diyot. Bu da işte nasıl oluyor? İşte üzerinden belli bir yönde akım geçiriyor ki belli bir yönde akım geçiriyor. Geçirirken de ışık yayıyor. Yani bir şartı sağladığınız zaman bir şeyi sensörleştirmiş oluyorsunuz aslında. Gene işte bu da akımın yönünü falan belirlemek için bize gereken bir komponent. Çok fazla çeşidi var diyotların. Çok fazla yani. Burada da işte görebilirsiniz zaten. Bunları teker teker araştırabilirsiniz. Hepsi farklı cihazlarda, farklı amaçlarla kullanılıyor. LED'lerde bakın. Şu tarafı, bunu bilmeniz önemli. Bir LED'i bağlarken doğru bağlamanız önemli patlatmamak için. Bakın şu kısmı artı kısmı anot. Bu kısımda katot. Şekillerine bakarak anlayacaksınız o kısmı. Sonrasında bakın bu şekilde şema ediliyor LED'ler. Normal diyot bu şekilde sembolize ediliyor. Bu şekilde çeşitlerinin de sembolizeleri değişiyor tabii.